Sanata adanmış bir ömür onunki. Uzun yıllar tiyatronun tüm cefasını çekmiş bir oyuncudur o. Oyunculuğun kahrını biz çektik. Sefasını tek diziyle şöhret olanlar sürüyor diyen, bir diziye 3 ayımı verdim ama dizide oynayan atlar benden daha çok ücret aldı diye sistemeden, Türkiye'nin sultanı Türkan Şoray'ın kalbini fethedip nikah masasına oturtan karizmatik bir adam, yıllar sonra taciz olayıyla magazin gündemine oturan bir aktörün hikayesi. Cihan Ünal'ın hikayesi. 1946 yılında Kastamonu'da doğar. Babası Hüseyin Ünal öğretmendir. Dersleri çok iyi olan çalışkan bir öğrencidir. Devamlı iftiharla geçer derslerini. Abla Hepşen Akar, abi Mete Ünal her ikisi de konservatuvar mezunudur. Ablası Hepşen Akar devlet tiyatrosu sanatçısıdır. 2009'da kaybeder onu. Abisi ise opera orkestrasında viyola çalar. İlkokulu Tosya ve Kırıkkale'de okudu. Orta ve liseyi Ankara'da okudu. Çocuk Saati ve Çocuk Kulübü'ndeki tiyatro çalışmalarına katılıyordum. 1962 yılında Halk Evi'ndeki tiyatro kurslarına başlamıştım. Fen derslerim iyi olduğu için ailem ve ablam abimden farklı olarak benim mühendis olmamı istiyorlardı. Ancak Halk Evi'ndeki tiyatro çalışmalarım sırasında tiyatro mikrobu girmişti içime ve ben tiyatro okumak için sınavlara hazırlandım. Bu sınavlardan önce de 1963-64 yıllarında devlet tiyatrosunda küçük rollerde oynamıştım. 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüne girdim der. Cihan Ünal sonraki yıllarda hayatını dolu dolu yaşamasının temelinde mutlu bir çocukluk olduğunu söyler. Aydın, öğretmen bir baba ve iyi bir ev hanımı annenin 3 çocuğundan biri olarak çekirdek bir ailede mutlu büyüdüm. Mutlu bir çocukluk geçirmem, ilerideki adımlarımı atarken hayata dair mutlu ve huzurlu olacağım kararlar almama sebep oldu. Tiyatronun, oyunculuğun, sanatın içinde olmak benim için manevi bir zenginlikti der. 1964 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü 1969 yılında bitirir. 1969 yılından 83 yılına kadar 15 yıl devlet tiyatrosunda ağır rolleri oynar. Aynı dönemlerde 1971-72 yıllarında da Cüneyt Gökçer'e asistanlık yapar. Sonra da asıl hoca olarak Ankara Devlet Konservatuarı'nda ders vermeye başladım. Diksiyon, mimik, rol ve sahne dersleri verdim der Cihan Ünal. 1982 yılında British Queen's Hall bursuyla tiyatro çalışmaları yapmak için Londra'ya gider. Londra dönüşünde annesi vefat eder. Hayatta en sevdiği varlığı olan biricik annesinin kaybı Cihan Ünal'ı derinden sarsar. Hayatta ilk defa bu kadar sarsıldığını ve hayatın bu kadar anlamsız olduğunu iliklerine kadar hisseder. O ara Don Carlos rolü verilmiştir Cihan Ünal'a. Üzüntülü bir dönemidir. Beni mazur görün, üzüntülüyüm, ezber yapacak durumda değilim. Başka bir oyun sahneleyin dedim. Kabul edilmedi. Bana toleranslı davranılmadı. Tabii o dönem başka meseleler de vardı. İstifa ettim. İstanbul'a yerleştim der. Çünkü hassastır, acılıdır, duygu yüklüdür. Annesinin acısı daha tazeyken sahneye çıkıp rol kesmeyi beceremez. Bu yüzden istifa edecek kadar kırgın, kızgın ve küskündür. 1971 yılında Damdaki Kemancı filmiyle sinemaya geçer. Bu filmde Cüneyt Gökçer ve Ayten Gökçer'le oynar. Engin Çağlar ve Esen Püsküllü'nün de yer aldığı filmin yönetmeni Hulki Saner'dir. Daha sonra 1974 yılında da Metin Erksan'ın yönettiği Şeytan filminde Meral Kaygun'la oynar. 1977'de Almanya'ya gider. Berlin'in ZDF televizyon yapımı olan Gül ve Bülbül filminde oynar. Bu filmde Zülfü Livaneli de oynamıştır. Alman ve Türk oyuncularından oluşmuş bir oyuncu kadrosu vardır. 1980'li yıllarda film çalışmaları devam eder. Atıf Yılmaz, Ömer Kavur, Halit Refi, Orhan Aksoy gibi çok değerli usta yönetmenlerle çalışır. Peş peşe Yedi Kocalı Hürmüz, 4. Murat, Bağdat Hatun dizilerinde oynar. Özellikle 4. Murat dizisi o dönem çok konuşulur ve Cihan Ünal bu diziyle dikkat çeken bir oyuncu olur. Ünal 4. Murat'ı oynadığımda padişahlık bana yakıştırıldı ve çok beğenildi. Birçok kez tiyatro ve sinema dizilerinde padişah rollerinde oynadım. Ödüller bile aldım ama üzerime yapışan bir rol olmadı. Sinemada da tiyatroda da çok farklı karakterleri oynama fırsatı buldum der. 1982 yılında Herhangi Bir Kadın, O Kadın, Seni Kalbime Gömdüm ve Mine filmlerinde oynar. Mine filmi özellikle hayatının önemli kırılma noktalarından biri olacaktır. Türkiye'nin sultanını nikah masasına oturtan adam olur. 80'ler Türkan Şoray'ın hem özel hayatında hem de sinema kariyerinde önemli değişikliklerin yaşandığı yıllar olur. Zira oyuncu 1983'te Rüşen Adlı'yla 20 yıl süren ilişkisini Rüşen Adlı'nın eşinden boşanmaması nedeniyle sona erer. Bu ilişki sona erdikten sonra Şoray kanunları yıkılır. Türkan Şoray Mine adlı filmde kadın filmlerinin öncüsü olur. Mine sadece kariyerinde değil, özel hayatında da bir dönüm noktası olur. Bu filmden sonra Cihan Ünal'la evlenmeye karar verir. Evliliği dönemin en büyük magazin olayı olur.
Tanışma hikayeleri ise şöyle olur. Türkan Şoray önce Krallıyır oyununda sonra 4. Murat dizisinde gördüğü Cihan Ünal'la 1983 yılında Pera Palas'ta Seni Seviyorum adlı filmin çekimlerinden önce tanışmak ister. Çünkü Şoray'a göre duygusal bir filmde oynamak için karşısındaki oyuncunun duygularını öğrenmesi gerekmiş. Şoray ve Cihan Ünal ilk kez Pera Palas'ta konuşmaya başlar ve ardından Seni Seviyorum'un diğer sahnelerini çekmek için Bodrum'a giderler. İkilinin aşkı ise Mine filminin çekimlerinde başlar. Kastamonu Araç ilçesinde evlenirler. Beyaz bir gelinlik giymemiştir. Boğazlı bir kazak giymiştir Türkan Şoray. Evlenme kararı alınca Türkan Şoray Ankara'ya gitmek üzere yola çıkar. Cihan Ünal'la Bolu'da buluşurlar. Cihan Ünal Taşköprü'de bulunan akrabalarını arar. Nikah işlemleri için onlardan yardım ister. Akrabaları Kastamonu Araç ilçesinde nikah işlemlerini çözer. Türkan Şoray ve Cihan Ünal gidince hemen evlenirler. Daha sonra Cihan Ünal'ın Oran'daki evine giderler. Cihan Ünal'la evlendikten sonra taşındığı Ankara'daki ev gazeteciler tarafından aylarca abluk altına alınır. 1985 yılında kızı Yağmur Ünal dünyaya geldikten sonra Şoray film çalışmalarına bir süre ara verir ve bu evlilik 1987 yılında son bulur. Bu ayrılık sonrası bazı iddialar ortaya atılır. Cihan Ünal ise Türkan'la ayrıldığımızda dövdü filan dediler ama bu daha fena. Oysa Türkan'la sevgi dolu bir dostluğumuz vardır. Onun boynunda at kazasından kaynaklanan bir sorun var. Onun için elleri titrer. Cihan dövdüğü için diyenler oldu. Adım döven adama çıktı. Bu imajı da sonradan boşandığım eşim yarattı diye konuşur. Cihan Ünal başka bir röportajında şöyle der. Önemli olan yaşadığımız şeylerden ders alabilmektir. Pişmanlığım yok ama bir daha yapmam dediğim şeyler olmuştur. Bir taraftan evlilik, bir taraftan yurt dışı eğitimleri derken film projelerini de aksatmadan devam eder. Gazap Rüzgarı, Seni Seviyorum, İhtiras Fırtınası, Bir Sevgi İstiyorum, Bir Kadın Bir Hayat, Körebe, Kalbimdeki Düşman, Kuruluş Osmancık, Gece Dansı Tutsakları, Nisan Yağmuru, Kadın İsterse, Aşk Yeniden, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Söz, Bir Mucize Olsun, Kafalar Karışık gibi film ve dizi projeleriyle oyunculuk yaşamına devam eder. Şimdilerde ise Yalnız Kurt isimli dizide oynamaktadır. Cihan Ünal'ı magazin gündemine yıllar sonra oturtan olaysa bir taciz olayıdır. Hande Atıcı Özel Hayatlar isimli oyunda beraber oynadığı Cihan Ünal'ın sahnede kendisini taciz ettiğini açıklar. Bu iddialar için sadece durup dururken tecavüzcü ilan edildiğimi biliyorum. Felaket, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Tacizci değilim demek, kendimi savunmak zul geliyor. 50 yıldır sahnedeyim, başıma ilk kez geliyor. İnsan benim böyle bir şeye ihtiyacım yok ki diye feryat etmek istiyor. Ama zaten sen demeden ağzından bir sürü şeyler yazıyorlar diye açıklar. Bir gazetecinin küfür ettiğini sorması üzerine de şöyle der. O dedim ama o da bana itirafta bulundu. Onun teşhisini annesinin koyması lazım. Annesi psikiyatır. Normal olmayan bir şey var o kızda. Bunu sadece ben de söylemiyorum. Ruhsar diye bir dizi yaptılar. Cem Davran sinirden felç geçirdi. Bu kızda bir şey var ama bende yok. 50 senedir olmamışsa 51. senede de olmaz. Yalanın, iftiranın, çamurun baş edemediği doğru yoktur. Altında kalıyorsun. Sokaklara çıkamaz hale geliyorsun. Köpeğim Hamlet'le yaşayayım. Kimseyle muhatap olmayayım diyorum diye devam eder. Oynadığı dizilerin sürelerinin çok uzun olmasını da eleştirir. Aktörün rolünün hakkını verebilmesi için sabahlara kadar uykusuz ve yorgun çalışmaması lazım. Sürenin uzunluğu işin kalitesini bozuyor. Aşk-ı Memnu dizisindeki Adnan Bey rolü ilk size teklif edilmiş doğru mu sorusuna ise doğrudur. Fakat ben o dönem güzel bir oyunun provasına başlamıştım ve vazgeçemedim. Fakat dostum ve öğrencim sevgili Selçuk Yöntem zaten bu rolün hakkını fazlasıyla verdi diye yanıtlar. Uzun yıllar oyunculuğun kahrını çektiklerini ama hakkını alamadıklarından yakınır Cihan Ünal. Oyunculuğun kahrını biz çektik. Sefasını tek diziyle şöhret olanlar sürüyor. Ben TRT'ye yaptığımız Kuruluş Osmancık dizisinde o dönem sesli çekim olmadığı halde tüm senaryoyu ezbere oynadım. Ayrıca seslendirme için 3 ayımı verdim. Ama dizide oynayan atlar benden daha çok ücret aldılar. Usta oyuncu Yeşilçam sinemasını da eleştirir. Türk sineması son senelerde gençlerin eline geçti. İyi de oldu. Benim oynadığım dönemlerde 20'ye yakın filmde oynadım. Filmlerden sonra dublaj yapılıyordu. Bu çalışmalarda bir soğukluk vardı. Sonradan yapılan dublajlarda oynarken aldığınız, hissettiğiniz duygu ve samimiyet verilmiyordu. Diyaloglar çok soğuk oluyordu. Yeşilçam o dönemin mantığıyla Türk sinemasının gelişimini durdurmuş bir sinemadır bence. O zaman Türk sineması diye bir şey yoktu. Yeşilçam sineması vardı. Şimdi ise kişilikli bir sinema olmaya başladı. Rol kesmenin yerine daha doğal, sinemanın gerektirdiği gibi çalışılıyor.
Cihan Ünal ilk evliliğini manken Sabiha Tarhan'la yapar. Bu evlilikten Irmak adında bir kızı olur. Ben çocukların bu yaşlarına gelinceye kadar gözümü onlara fark ettirmeden onların üzerinden ayırmadım. Gerektiği yerde kırıcı olmadan güzellikle müdahalelerimi yaptım ve onlarla her zaman arkadaş gibi oldum der. Cihan Ünal hala çok konuşulan dizilerde boy göstermeye devam etmektedir. Biz de usta sanatçıyı daha çok projede görmeyi diliyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.